başta Hak İş ve Yazarlar Birliği yetkilileri olmak üzere tüm katılımcılara hürmetlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, ben Safat'ı daha önce tabii yer yer okumuştum ama bu şey dolayısıyla baştan sona bir daha okudum. Ve gerçekten tekrar hayran kaldım. Yani ifadeleri, ince esprileri, dil, sanat, müşahede kudretini görüp onu beğenmemek, hayran olmak mümkün değil. Yer yer hıçkırarak ağlıyor, yer yer öfkeleniyor, yer yer hayretler içerisinde kalıyor anlatırken. Adeta yaşadığını yazıyor, yazdığını yaşıyor. O zamanki sadece Osmanlı'nın değil, Müslümanların değil, hatta bütün insanlığın dertlerini, hastalıklarını, o devirde olan zulümleri, haksızlıkları anlatıyor ve bunlara çözümler buluyor. Ve Mehmet Akif'in her cephesi sadece İslam ile, İslam ruhu ile izah edilebilir. O ilim aşkı, o sarsılmaz ahlakı, o dürüstlüğü, vatanperverliği, milletine bağlılığı, burada hayatını adeta aşağılaması, vakar, tevazu ve feragati, samimiyeti, sevgisindeki ciddiyeti ve vefası, çalışkanlığı, fani, beşeri zevklere iltifat etmemesi tamamen bir Müslüman karakteri ondaki. Onun Müslümanlığı tarihi hakikatlere uygun, ilim ve aklı selimi her şeyin fevkinde tutan, hurafelerden uzak, şekilden ziyade ruha bağlı bir Müslümanlık. Daha böyle şekile bağlı bir takım ham yobaz dediğimiz insanlarla öyle bir alay etmesi, onları şey yapması var ki insan şaşırıyor bugün bile örneklerini gördüğümüz. Safahatta daima koşan, seyreden, üzülen, acıyan, sevinen, kızan, isyan eden, konuşan, tartışan, velhasıl bir saniye durmayan bir tek kahramanla karşılaşılmakta, işte o da Akif'in kendisi. Herkes için durmak ve oturmak bir hayat tarzı iken, Akif için oturmak ve durmak adeta ölüm. Zaten Kuşçubaşı Eşref Bey, yakın dostu, yazdığı bir mektubu şöyle bitiriyor. Gaye uğrunda çalışmak, didinmek ve ölmek. Ah ne güzel meşgale, o ne hoş eğlence, o ne mesut hatimeymiş diyor. Ben bu ve Mehmet Akif ve Safahat hakkında yazılanları araştırırken, Üstad Cemil Meriç'in Kültürden İrfan'a adlı bir Kültürden İrfan'a adlı kitabında Safahat'ı anlatışı var. Çok hoşuma gitti. Ben onu da buraya aktarmak istiyorum. Diyor ki Cemil Meriç, Akif'i bütün bulutlarıyla tanımak için kitabını elimizden düşürmemeliyiz. Fakat her mabede girer gibi saygı ve sevgiyle eğilmeliyiz o sayfalara. Akif her an tazedir. Gerçekten Akif problemleri anlatışı ve çözüm yolları buluşuyla bugün bile dipdiri, taze ve canlıdır. Zekası, sezişi ve imanıyla kördüğüm olmuş birçok meseleyi aydınlığa kavuşturacak bir vicdandır Akif. Her namuslu insanın yol arkadaşı ve düşünce tarihimizin kilometre taşlarından biridir. Hiçbir şairimiz sömürgeci Avrupa'nın kepazeliklerini onun kadar isabetli sergilememiş ve Hristiyan medeniyetinin kangrenleşmiş yaralarını gözler önüne sermemiştir. Akif'i dertlendiren umumi hüzün, yalnız kendi tarihinden yükselen ızdırap sayfaları değil, bütün mazlum İslam milletlerinin bugün maruz kaldığı insafsız istismar faciasıdır. Emperyalizm hiçbir zaman Akif kadar müthiş bir düşman tanımamıştır. Akif hem bir ülkenin sesidir, hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulunduramazsak, hatalarımızın sonu gelmez. Ve şöyle diyor yine Cemil Meriç, Safahat'ı okuyun. Hem sonsuz bir zevk duyacaksınız, hem de birçok hakikatlere aşina olacaksınız. Hem bir edebiyat şöleni, hem de bir iman tazelemek. Akiflere belki her zamandan çok bugün ihtiyacımız var diyor. Gerçekten çok hoş yazmış. Akif, Safahat'ta özellikle diğer konuşmacılarla bazen şey olabilir, üst üste gelebilir. Saydan bahsediyor, çalışmadan hep.
Diyor ki, garp çalışıyor, göklere hakim oluyor. Bir de şarka bakın, tembel çalışmıyor, daima geri kalıyor. Evet, değerli alim ve hikmet ehli hocamız Mehmet Görmez de okudu. Ben de tekrarlayacağım mecburen, bazı tekrarlar olacak. Bekayı hak tanıyan sahi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka say olursa hak edilir diyor. Bir başka beytin. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma diyor. Burada bilim sahasında Nobel almış Aziz Sancar, bilim insanımızın şu sözleriyle aynen çakışıyor dediği. Bir şeyler söylemekle hiçbir şey olmuyor diyor Aziz Sancar. Çalışmak gerek, çaba sarf etmek gerek. Sadece çok çalışarak başarı elde edebilirsiniz. Çabayla elde edilen başarıyı kimse inkar edemez. İster Amerika, ister Avrupa, isterse de dünyanın herhangi bir yeri olsun. Kimse çalışkan insanın karşısında duramaz diyor. Evet, Mehmet Akif hep çalışmalıktan bahsediyor. Diyor ki, Müslüman bu hayatının her anını ganimet bilmeli ve son gayretiyle çalışmalıdır. Allah'a iman insana sonsuz bir azim verir. İslam'ı yanlış anlama yüzünden düşülen hataları pek şiddetli bir şekilde tenkit ediyor Mehmet Akif. Çünkü Müslümanların bugünkü yürekler acısı halinin belli başlı sebeplerinden de biri bu yanlış anlayıştır diyor. Varmak istediği hedefe doğru koşan bir insan, başlangıçta azmini sağlam tutmuşsa ve çalışmayı bırakmamışsa er geç maksadına ulaşır. Çünkü Allah'ın yardımı bu araştırmaya, araştırma da bu yardıma bağlıdır. Allah çalışan ve araştıran kullarını sever, onlara yardım eder. Hedef, azim ve gayret bir araya gelirse o kişiye Allah'ın yardım etmemesi mümkün değildir diyor. Burada genç bir babası vefat eden ve ailesi zor duruma düşen genç bir delikanlıya, genç bir insana küfeciliği küçümsediği için nasihat ediyor. Oradan da bir parça almak istiyorum. Diyor ki, fakat baban sana ısmarlayıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay, neden bu söz lakin? Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp, dilencilik, işlerken el, yürürken ayak diyor. Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Sonra artık bir atasözü gelmiş, o atasözü haline gelmiş şu sözü söylüyor. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Akif bu çalışmanın öneminden çok çeşitli yerlerde ayrıntılı biçimde bahsettikten sonra benim tespit edebildiğim buna karşı olan 5 unsur sayıyor. Birincisi kaderi yanlış anlama. İkincisi atiyi karanlık görerek azmi bırakmak diyor. Üçüncüsü, diğer konuşmacılar da bahsetti, tevekkülü yanlış anlama. Dördüncüsü tembellik, miskinlik ve cehalet diyor. Ve tembellik, miskinlik ve atalet diyor. Beşincisi de cehalet diyor. Cehalet diyor kendisi. Kader anlayışının yanlış anlamasına çok şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki, millet hayatı daima çalışmak ve ilerlemek ile kaimdir. Sefil yaşamaktansa ölmek evladır. Düşmana bırakılan ülkeleri hatırlatıyor kendisi. Bu felaketleri kadere yüklemek doğru değildir. Şöyle diyor kendisi, kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi. Doğrusu bu diyor. Çok güzel bir beyitle şey yapıyor. Bir başkası, ikinci gördüğüm unsur, atiyi görerek azmi, karanlık görerek azmi bırakmak. Bu konuda da yine okundu. Şöyle diyor, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir, davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz, kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görmek, görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan,
tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Herkes gibi bu dünyada henüz hakkı hayatın varken hani herkes gibi azminde sebatın. Yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun. Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar, meyus olanın ruhu vicdanını bağlar. Lanetleme bir ukdeyi hatır ki çözülmez. Ey korkulu cani gibi yesin yüzü gülmez. Şöyle bitiriyor bu şeyi de. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma diyor. Evet, Akif tabii çalışmayı, insanlar için bir şey yapmayı, gayret göstermeyi, azimi tavsiye ederken Avrupa'nın ilim, fen ve teknik gibi bütün ciddi ilerlemelerini almayalım demiyor. Batı'yı bir canavar gibi de görürken diyor ki bunların en geniş ölçüde alınmasını istiyor. Alınız ilmini, garbın, alınız sanatını. Veriniz mesaisine, mesainize hem de son süratini. Sade garbın yalnız ilmine dönsün yüzünüz. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız. Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız diyor. Bir başka yanlış anlaşılan konu tevekkül. Değerli hocam da okudu. Tevekkül konusuna özellikle yer veriyor. Şöyle diyor, yine ben burada önemli olduğu için tekrar etmek istiyorum. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden, yorulma öyle ya, Mevla eciri hasır iken. Çok ilginç şeyler de söylüyor. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini, bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir, yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak, hüda vekili umurun değil mi keyfine bak. Onun hazine-i inamını kendi veznendir, inamı kendi veznendir, havale et ne kadara masrafın olursa verir. Silah kullanan Allah, hudutu bekleyen o, levazımın bitivermiş değil mi ekleyen o, çelik kumandası altında ordu ordu, altına ordu ordu melek, senin hesabına küffarı haksar edecek. Başın sıkıldı mı kâfi senin o nazlı sesin, yetiş de kendisi gelsin, ya Hızır'ı göndersin, evinde hastalanan varsa borcudur bakacak, şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak, demek ki her şeyin Allah, yanaşman ırgadın o, çoluk çocuk ona ait, lalan bacın dadın o, vekili harcın o, kahyan müdürü veznen o, alış seninse de mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış geminin kaptanı o, gemin o kaptanın o, ya ordu lazımymış askerin kumandanın o, köyün yasakçısı şehrin de baş muhassılı o, tabibi aile eczacı hepsi hasıl o, yasannesin mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkil diyor. Bu cürete ha. Çok harika, o da güzel. Dördüncü unsur bahsettiği tembellik, miskinlik ve atalet. Bununla ilgili kahveleri tenkit ediyor. Bugün bile çok yaygın. Demek 100 sene önce de yaygınmış. Epeyce kahve de var, nerede yok ki, her yerde. Onunla milleti merhume uğramış derde, bekası mı var cihanın, düşünme akıbeti, uzan şu peykeye, buldun demektir ahireti. Ve bu kahvelerin kapanmasını arzu ediyor. Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın el verir artık bu perde pek kanlı. Hayır, bu perde, bu şarkın bakılmayan yarası, bu çehresindeki levsiyle yurda yüz karası diyerek devam ediyor. Daha sonra işin ilginçtir, o eski, bakımsız, pislik içinde yüzen, sağlıksız kahve mekanı bir tasviri var ki, insan gerçekten şaşırıyor, insanlar buraya gelip nasıl burada vakit geçiriyorlar diye.
Bahsettiği ilerlemeye, sahaya yönelik aykırı yanlış anlayışlardan birisi de cahillik. Cahillik diyor ki, öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet diyor. Yani bunu bir seferberlik haline getiriyor ve şöyle diyor, ey hasımı hakiki, seni öldürmeli evvel cehalet hakkında, sensin bize düşmanları üstün karan el diyor. Ve Mehmet Akif safahatını yazarken ve yaşarken gayet dürüst ve samimi bir şekilde hayatını sürüyor. Diyor ki çalışma hayatında doğruluk, dürüstlük, iş ahlakı önemlidir. Yani bugün kapitalizmin bize gerektiği gibi, şey yaptığı gibi, dayattığı gibi kazan nasıl kazanırsan değil, doğruluk, dürüstlük ve iş ahlakına önem vererek emek ve alın teri olmadan elde edilen kazancın diyor, bereketi de kalıcılığı da olmaz. Bu yüzden o diyor ki sanatın %90'ı ter ancak %10'un ilham olduğuna inanır. Ben gerçekten hiç şiir yazmadığım için eskiden yani bu okuyana kadar sanatçıya ya da şaire ilham gelir. O %90 budur. %10 da o ilhamı bir çeki düzen verir, uydurur diye zannediyordum ama bir şiirin bile ne kadar zorlukla yazıldığını bununla anlatıyor. %90'ı ter dökmektir diyor. Ancak %10'u ilhamdır diyor. Akif safahatta da naklettiği gibi yüksek bir seciye ve ahlak sahibi bir insan. Doğruluğu, şahsi menfaatlerden uzak duruşu, vefakarlık ve engin vatanseverliği, fedakarlığı ile tanınıyor. Her safhasında olduğu gibi dürüst ve samimi. Mustafa Özel hocamız da okudu. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim diyor. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim diyor. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyor. Öğretmenler içinde şöyle bir dörtlüğü, şöyle bir şey şiirinden bir parça söylemek istiyorum. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Bu dört vasıftan sonra bu dördü olmadan olmaz. Çünkü vazife büyük diyor. Akif'e göre Müslüman karamsar, ümitsiz, tembel, korkak olmaz, olmamalı. Çünkü bunlar Kur'an'ın ruhuna aykırı. İslam dini azmi ve çalışmayı emreder. Müslüman hayata küsmez diyor. Zira haya İslam dini hayat dinidir diyor. Ve Akif görüyoruz ki safahatta toplumda yaygınlık kazanan, bildiğiniz gibi sosyal psikoloji, toplumda insan ve toplum ilişkilerini inceleyen bir psikolojinin dalı. Toplumdaki yaygın yanlış inanışlar, hurafeler insanlara da yansıyor ve toplumu geri bırakabiliyor. İşte Akif toplumda o zaman ve bugün de halen geçerli olan, yaygınlık kazanmış ve tembelliğe sevk eden, sahaya, azime gitmekten men eden, yanlış inançlara, hurafelere adeta bir balyoz gibi darbeler indiriyor. Üstelik bunu mantıklı, çok hoş üslupla, şiirleriyle, dinimizden referanslar alarak, yaşanmış olaylardan örnekler vererek anlatıyor. Ve bunu da samimi, cesur yaptığı için ilgiyle bugün de okunuyor ve halen bir temel eser, halen bir şaheser olarak başucumuzda duruyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ben.